Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde dış kuvvetlerden olan buzulların oluşturduğu yeryüzü şekillerini işleyeceğiz. Soğuk iklim bölgelerinde kar örtüleri tamamen erimediği için ortadan kalkmaz. Yani kutuplara yakın sahalar ve dağların yüksek kesimlerinde kar örtüleri tamamen erimediği için ortadan kalkmaz. Üst üste biriken karlar kalın bir örtü meydana getirir ve kendi ağırlığının altında sıkışarak buzullara dönüşür. Oluşan buzul kütleleri yer çekimi ve kendi ağırlığının etkisiyle harekete geçer. Günümüzde karaların yaklaşık %10'u buzullarla kaplıdır. Bu alanlarda buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri sonucu oluşan yeryüzü şekillerine rastlanır. Kalıcı karların başladığı yüksekliğe kalıcı kar sınırı denir. Geçmiş jeolojik dönemlerdeki İklim değişimlerine bağlı olarak kalıcı kar sınırı alçalmıştır. Bu nedenle günümüzde buzulların bulunmadığı bazı alanlarda da buzulların oluşturduğu yeryüzü şekillerine rastlanabilir. Yani günümüzde buzul olmayan alanlar geçmiş jeolojik dönemlerindeki buzul çağlarında buzullarla kaplı olabilir ve şu an buzul olmadığı halde oralarda buzulların oluşturduğu yeryüzü şekillerine rastlanabilir bilgi havuzuna bakalım. Başlıca buzul çeşitleri varmış. Bunlar nelerdir? Takke yani zirve buzulu. Dağların kalıcı kar sınırının üzerindeki kısımları bir külah şeklinde kaplayan buzullardır. Takkeye benzediği için de takke buzulu da denilmektedir. Sirk buzulu. Kalıcı kar sınırının üzerindeki sirk adı verilen çukurlarda bulunan buzullardır. Vadi buzulu. Bir vadi içinde bulunan buzullardır görselde vadi buzuluna bir örnek bulunmaktadır. Örtü buzulu kutuplara yakın kesimlerde çok geniş alanları kaplayan kalın buzul örtüleridir. Bu buzul çeşitlerinin tipik örnekleri Antarktika ve Grönland'da görülür. Antarktika güney kutup noktası yakınlarında bir kıtadır. Grönland kuzey kutup noktası yakınlarında bir adadır. Iceberg yani buz dağlar örtü ve vadi buzullarından koparak akıntılarla deniz veya okyanuslarda ilerleyen buz kütleleridir. Yani buz dağlarıdır. Şimdi buzul aşının ve birikim şekillerinin örneklerini işleyelim. Buzullar hareket ettiği yüzeyi aşındırarak bir takım aşındırma şekilleri oluşturur. Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurlara sirk adı verilir. Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurlar. Buzulların erimesine bağlı olarak sirk adı verilen çukurlar suyla dolabilir. Bu şekilde oluşan göllere de sirk gölü denir. Şuradaki sirkte oluşan göllere denir. Buzul aşındırmasının etkili olduğu alanlarda dirençli kayaçların daha az aşındırılmasıyla deve örgücüne benzeyen şekiller ortaya çıkar. Bu şekillere örgüç kaya denir. Buzul aşındırmasına karşı dirençli olduğu için deve hörgücüne benzeyen bir şekil ortaya çıkmıştır. Bunlara bu kayaları hörgüç kaya adı verilir. Bazen de buzul kütlesi eski bir akarsu yatağında aşındırma yaparak vadi şekil değişikliğine uğratır. Enine profilleri U şekline benzeyen bu vadilere buzul vadisi adı verilir. Görselde buzul vadisine bir örnek. Buzullar taşıdıkları malzemeleri eridiği yerde biriktirerek birikim şekilleri oluşturur. Buzulların taşıdığı malzemelere moren adı verilir. Akarsuyun taşıdığı malzemelere alüvyon, rüzgarın taşıdıklarına da löz adı verilmekteydi. Morenlerin üst üste birikmesiyle moren tepeleri oluşur. Morenlerin üst üste birikmesiyle moren yığınları yani tepeleri oluşuyor. Moren yıllarının bir kayanın etrafında tepeler şeklinde birikip büyümesi sonucu Durumnin tepeleri oluşur. Moren yıllarının bir kayanın etrafında tepeler şeklinde birikip büyümesiyle de Durumnin tepeleri oluşuyor. Buzulların erimesiyle oluşan akarsular tarafından getirilen malzemelerin buzul önlerinde birikmesi sonucu oluşan düzlüklere sander deniliyor. Buzulların erimesiyle oluşan akarsuların getirdiği morenlerin buzul önlerinde birikmesiyle oluşan düzlüklere sander ya da sander düzlüğü adı veriliyor. Bu dersin sonuna geldik sevgili öğrenciler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.